Haber alamam hali 2023 yılında da damgasını vurdu yani. Deprem nedeniyle Türkiye'nin tüm cezaevlerindeki tutsaklar aileleriyle görüşebilirler. Zaten yasal açıdan zorunlu, yani deprem gibi olağanüstü durumlarda telefondan yararlandırmak zorunlu, faks cihazından yararlandırmak zorunlu. Aile ve avukat görüşmeleri de aslında zorunlu olduğu halde yaptırımı aslında normal prosedür uygulandı yani. Biz deprem başvuruları yaptık. 12 avukat, 9 aile başvurusu yaptık. Bütün o taleplerimizi belirttik. Yasaya da dayanarak işte görüşmelerin sağlanması. Çünkü müvekkillerimizin aileleri deprem bölgesine diye. Ama ilginç olan yani bize verilen yanıt normal yasaklar devam ediyor biçimde. Aile yasağı, avukat yasağı. Yani sanki deprem olmamış gibi bir yanıt verildi bize. Klasik rutin yanıtlarını da devam ettiler. İşte disiplin cezasına da aile görüş yaptıramıyoruz. İşte telefon yasağı nedeniyle telefon yaptırmıyoruz. Ama dedi ki bu itirazlarımıza dedi ki bu zorunlu bir durum yani. Deprem gibi hallerde yasa zorunlu şart kılıyor yani. Böyle durumlarda yasanın emredici hükmü varken yasaktan bahsetmek anlamsızdır. Ona rağmen normal bir durummuş gibi, normal aile yasağıymış gibi, normal avukat yasağıymış gerekçeler aynı, normal rutin, sanki hiç deprem olmamış gibi bir yaklaşım söz konusu oldu yani. 2016'ya kadar Koster bozuk hava muhalefeti inandırıcı değildi yani. Çünkü SİPTİ raporları da açık net bir şekilde bunlar inandırıcı değil. Hatta karikatürlere konu oldu. SPT raporunda da diyor ki yani koskoca devlet bir gemi tahsis edemiyorum o yani İmralı'ya falan. Artık bunu anlatamıyorlardı, izah edemiyorlardı. İnandırıcılık kalmamıştı. 2016 o hali de bahane ederek darbe girişimini yani sanki darbeyi Öcalan yapmış. Yani Öcalan darbeyle alakası yok. Öcalan demokrasi çözüme barış için konumu belli, onun için çabalayan biriydi. Tam tersine darbeleri önleme misyonunu yerine getiriyordu. Öcalan'ın çözüm süreçleri darbeyi engelleyen süreçler oldu. Ama sanki darbeyi Öcalan yapmış gibi fatura Öcalan'a çıkarıldı. Ondan sonra darbe gerekçe yapılarak mahkeme kararıyla yasaklama yoluna gidildi. İlk yasaklama kararı işte 20 Temmuz 2016 darbe gerekçesiyle aslında bugün yaşadığımız mutlak iletişimsizlik haberi alma halinde bütün unsurlar o kararda var. 2016 kararında. Aile ziyaretlerinin yasaklanması, telefonun, mektup, haberleşme, iletişim yani bütün hakları, mahpusların vazgeçilmez hakları dahil askıya alındı süresiz bir şekilde yani. 2018'e kadar OHAL gerekçe gösterildi. 2018'de OHAL kaldıktan sonra bu sefer dönüşümlü işte her ay 3 ayda bir türetilmiş inandırıcılığı olmayan disiplin cezalarıyla, 6 ayda bir avukat yasağıyla, 6 ayda bir telefon yasağı kararlarıyla rutin yani bu kararlar gerçekten hepsi aynı yani matbu kopyala yapıştır tarzında gerekçeler hep aynı. Hepsinde gerekçeleri genel ve soyut güvenlik gerekçesi. Başka bir gerekçe yok çünkü yasaya dayanmıyor. Maddi temeli yok. Ya yasa diyor ki önce görüşmeyi yaptıracaksın. Yani usul öyle. Ya telefon görüşmesi yaptırırsın mesela. Orada bir bulgu elde etmişsen o bulguya göre ya, hukuk yoluna gitmen gerekiyor, yasaklama yoluna gitmen gerekir. Ama yaptırılmayan telefonun görüşmesine yasak getiriliyor. Olmayan avukat görüşmesine yasak getiriyor. Maddi temel derken bunu görüşmeyi yaptırmak zorundasın aile görüşmesini. Avukat görüşmesini yaptırmak zorundasın. Ondan sonra bir bulgu elde edersen yasaklama yoluna gitmen gerekir. Kanun böyle emrediyor. Yasal temeli de yok, maddi temeli de yok. Aile görüşmesi zaten hiç alakası olmayan bir şey. Volta atma diyelim ki volta atma nedeniyle bir disiplin cezası spor faaliyetinden dolayı. O zaman spor faaliyetini yasakla. Yani aile görüşmesine gerekçe yapması saçma sapan, tutarsız, orantısız, alakasız bir şey yani. Hiç hukukla ilgisi yok. Zaten SPT raporu da net bir şekilde demiş ki bu disiplin cezaları inandırıcılığı yok, aldatıcıdır demiş yani. Yani spor faaliyetine dolayı aile görüşmesini yasaklanması aslında bir illiyet bağı yok. Bir nedensellik bağı yok. Yani aile görüşmesini yasaklıyorsa aile görüşmesinde ortaya çıkan bir hukuka aykırıdan dolayı yasaklaman gerekir. Yani spor faaliyetindeki bir ki o da türetilmiş bir şeydir. Yani volta atmak da bir spordur sonuçta. Oradaki amaç sosyalleşmeyi engellemek. Yani dört arkadaş, üç arkadaş, dört arkadaş var orada. Sayın Hoca'yla beraber dört arkadaş.
Yani sosyalleşmelerini engellemeye çalışacaksın. Futbol yapacaksın diyor ama bir araya gelip konuşmayacaksın, sohbet etmeyeceksin, vot atmayacaksın. Yani orada asıl şey yapmak istenen sosyalleşmeyi engellemek. Sosyal izolasyon içeride de devam ediyor. Yani sadece dışa karşı değil, içe karşı da bir sosyal izolasyon var. İzolasyon bu kadar derinleştirilmiş yani. İçe de dönük yani. Zannediyorlar, sanılıyor ki yani orada üç arkadaşın bir araya gelmesiyle izolasyon sanki yok gibi bir algı yaratmaya çalışıyor ama yok. Öyle bir şey yok. Orada da izolasyon var. Evet, bizim bu 2023 yılı boyunca üzerine en çok durduğumuz konu bu Bakanlar Komitesi oldu. Bu ayım kararının uygulanması oldu. Zaten yıla girmeden 19 Ocak 2023'te Bakanlar Komitesi'ne bir başvuruda bulunduk. 2021 Kasım 2021 aldığı kararların gereğinin yerine getirilmesinin tekrar gündemleştirilmesi, Türk hükümetinin bu konuda uyarılması. Çünkü Türkiye hükümeti verdiği cevaplarda mevcut mevzuatı değiştirmeyeceğini ısrarla iddia ediyor. Mevzuat değişikliğine gitmeyeceğini şeye koyuyor, savunuyor yani. Yani bu ölünceye kadar infaz rejimli, AİHM'in işkence olarak tespit ettiği ölünceye kadar infaz rejimi savunuyor. Yani ilginç bir şey yani. İşte bu konuda da Bakanlar Komitesi kaldı, biraz pasif durumda kaldı. Doğrusu biz Bakanlar Komitesi'nde sözleşmenin 46. maddesi, 46. 46'ya 4. maddesinin uygulanmasını talep ettik. Çünkü eğer bir üye devlet konseyin kararlarını yerine getirmiyorsa 46'ya 4 prosedürün işletilmesi gerekiyor. Yani biz tekrar talepte bulunduk. Yani hükümet sizin tavsiyeleri yerine getirmiyor, mevzuat değişikliğine gidilmiyor, ceza indirimine gitmiyor. Bu konuda verilen yanıtlar karşılamıyor, AİHM kararının gereğini karşılamıyor diye. Yeniden hükümetin uyarılmasını gerektiğinde 46'ya 4 maddesinin yani prosedür, takip prosedürünün işletmeye konulmasını. Türkiye'ye yaptırım uyguluyor, diyor ki yani eğer bu bizim AİHM kararını yerine getirmezsen sen insan hakları sicilini takibi alacağız. Kamuoyuna bir deşifre edeceğiz. İşte Türkiye AİHM kararını uygulamıyor. Böyle bir gerektiğinde üyeliğin askıya alınmasına kadar gidebilecek bir süreçtir yani. Zorlayıcı bir yaptırımdır ama uygulanmıyor. Yani maalesef bu da bizi endişeye sevk ediyor. Bakanlar Komitesi de zamana yayma gibi bir yaklaşım içerisinde etkili adımlar atmıyor. Aynı ölçüde Spiti de aynı noktada duruyor. Çünkü biz 2022'de İmralı ziyaret etmişti. Bir yıl geçti. 2023 yılında da kendi kararını açıklamadı. Yani raporunu açıklamadı maalesef. Bir yıla damgasını vurdu. Bırakalım raporu açıklamayı, tavsiyeler de yerine getirilmedi. Disiplin cezaları devam etti. Avukat yasakları, telefon yasakları devam etti. Sözleşmenin onun ikinci maddesinin prosedürünün uygulanmasını talep ettik. O da yapmadı. Yani 2023 yılı Spiti'nin etkisiz olduğu, yetkilerini kullanmadığı, dolaylı yoldan hükümeti yaptığı bir yıl oldu yani. Spiti'nin bu prosedürü uygulanması gerekiyor. Çünkü geçmişte uyguladı yani. Öcalan davasında da uygulandı. 2007'de hükümete mektup gönderdi. Yani o hatırlıyorsanız fiziki müdahale zehirleme, kötü yaşam koşulları olduğu dönemlerde Spiti radikal bir tavır aldı. Dedi ki yani tavsiyelerimizi yerine getirmezseniz sizi ilan edeceğiz yani tavrınızı. Mektuba kısa zamanda cevap verilmesi. Ondan sonra biraz düzelmeler oldu. Avukat görüşmeleri başladı. Böyle koşulları düzelme oldu. Yani Spiti'nin böyle bir yetkisi var. Şimdi daha olağanüstü durumlar. Haber alamıyoruz 3 yıldır. 3 yıla yakındır. Haber alamıyoruz. Şimdi daha da öncelikli kullanması gereken bir dönemdeyiz. O zaman görüşmeler vardı iyi kötü. Yani istisnai de olsa, kısıtlı olsa. Yani tam haber alabiliyorduk. Görüşmeler olabiliyordu zaman zaman yani. 45 günde bir, ayda bir de olsa oluyordu. Aile görüşü veya avukat görüşü bir şekilde ulaşılıyordu, haber alınabiliyordu. O dönemde prosedür başlatan Spiti, şimdi haber alamamalı olduğu bir dönemde prosedür işletmiyor yani. Yani bu da dolaylı yoldan hükümetin politikalarını cesaretlendiriyor. Sonuçta devletlere bağlı, Avrupa Devletler Konseyi'ne bağlı bir devletler kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşu ve toplum ekseni bir kuruluş değil. Bağımsızlığı da tartışmalıdır. Yani devletler
Konsey devletlerin Türkiye ile politik çıkar ilişkileri var. Diplomatik ilişkiler var. Hassas noktalar var Türkiye ile. Pek fazla üzerine gitmek istemiyorlar. Biliyorsun, belki tahmin edebiliyorsunuz yani Orta Doğu'daki sorunlar, göçmen sorunu vesaire. Yani bir Türkiye onlara şantaj uyguluyor. Onlar da bu şantajı boyun eğiyor yani. Yani böyle bir siyasi dengeler var. O yüzden hukuku zamana yayıyor. Yani AİHM de zamana yayıyor. Bakanlar Komitesi de zamana yayıyor. SİPT'i de zamana yayıyor. Kısacası yani. Üçün ortak noktası zamana yayılmaları. Yani haber aramaları gibi çok olağanüstü işkence kapsamına giren bir konu o yani zamana yayılıyor. Birleşmiş Milletler'de tedbir talebi var. Ocak 2023'te, 19 Ocak 2023'te Birleşmiş Milletler ikinci kez şey yaptı. Dedi ki şu aynen şunu diyor. Avukata erişim hakkı kısıtlanamaz, engellenemez. Derhal hiçbir kısıtlamaya olmaksızın avukatlarla görüşmeni yaptırılması gerekir dedi. Biz bu Birleşmiş Milletler tedbir talebi üzerine iç hukuktaki tüm başvurumuzu yaptık. İnfaz Hakimliği, Adalet Bakanlığı vesaire hepsini yaptık. Hepsinde de verilen yanıt ilginç olan şu. Yani Birleşmiş Milletler tedbir talebine diyor ki kısıtlama olmaksızın diyor. Onda da diyor ki cevapta işte kısıtlama var. 6 aylık kısıtlama var. İşte 3 aylık kısıtlama ziyare. Yani kendi klasik o gerekçelerini. Ama Birleşmiş Milletler diyor ki kısıtlama olamaz. Yani gerçekten avukata erişim hakkı engellenemez yani. Bu Öcalan bu davası bu konuda ilktir yani. Mandalya'da avukata erişim engellenmemiştir. Guantanamo'da engellenmemiştir. Yani avukata erişim engellenemez. ABD bile engelleyemedi yani. Avukatlar gidip görüşüyor Guantanamo'da. Ama Türkiye'de diyor ki engelleyebiliyor yani artık da ve Birleşmiş Milletler tedbir talebine uymuyorum diyebiliyor yani. Yani onlara herkese anlattıkları şu, Türkiye'nin tezibi aslında. Bu bizim politik meselemizdir. O yüzden sizin karara uymuyoruz. Yani işin kısası bu. Türkiye açık söylüyor. BM'de söylüyor, SPİT'ye de diğer konseylerine benziyor ki Avrupa Konseyi işte AİHM kararının gereğini de o yüzden yerine getirmiyor. Tek yanlı soyut genel güvenlik gerekçesini ileri sürerek dinlemiyorum ben sizin kararınızı diyor. Ortada demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanan bir siyasi irade olursa bu çok önemli bir zemindir, bir fırsattır. Bir, Sayın Öcalan zaten demokrasi çözüme barış konumdadır. Yani bu sorunu çözmek istiyor. İki, 25 yıl geride kaldı. AİHM kararı açık, Öcalan kararı, Winter kararını da örnek veriyor. Diğer ülkelerin şeyini de tavsiye ediyor. Türkiye diyor ki bak diğer ülkeler 25 yıldan fazla ceza alamaz diyor. Yani 36 yıl ceza insanlık dışıdır. Veya işte ölünceye kadar ceza insanlık dışıdır diyor. Azami hat 26 yıldır. Yani Türkiye mevzuatında da 1991'lere kadar 20 yıldı yani adli siyasi ayrımı yapılmadan 20 yıldı. En fazla yatar ceza 20 yıldı. 1991'de TEMK terör mücadele kanunu çıktı. 36 yıl o dönem geldi. O 36 yıl zaten insanlık dışı yetmiyormuş gibi Sayın Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişiyle birlikte uluslararası komployla ölünceye kadar infaz diye yeni bir rejim daha getirildi. Ağırlaşım, elbet infaz rejim. Ölünceye kadar cezaevi. Bu da ayrı bir garabet, ayrı bir hukuk garabeti. İnfaz hukuku, Türkiye infaz hukuku karman çorman. Hiçbir ilke uygulanmıyor yani. Yani zaten adli siyasi ayrımı yapmak eşitlik ilkesine aykırıydı yani. İnfazda ayrım yapmak, Anayasa Mahkemesi o dönem kararları da vardı. Oraya bir de ağırlaşım, ölünceye kadar ağırlaşım, elbet diye bir ceza yok. Dünyanın hiçbir de yok yani. Bu insanlık dışı bir şeydir yani. Bence Anayasa Mahkemesi baskı altında yani. Anayasa Mahkemesi hukuka göre karar vermek ister belki de. Belki de Öcalan davası onu zorluyordur yani. Çünkü birçok net şekilde SPT tavsiye raporları var, AİHM kararı var. Bak Birleşmiş Milletler kararı o kadar net ki yani belgelere değerlidir. Biz öyle afaki bir talebimiz değil. Bence Anayasa Mahkemesi bu konuda çok zorlanıyor. Hukuka göre karar vermek istiyor ama hükümet işte bu tür yapay krizlerle Anayasa Mahkemesi baskı altına alıyor. Anayasa Mahkemesi Öcalan konusunda bir olumlu karar vermesini engellemek istiyorlar. Yani Anayasa Mahkemesi sınırlı da olsa bir hukuka uygun adım atmasını engelliyor. Onlar da baskı altında. Anayasa Mahkemesi açık net bir baskı altında yani. Bu gizlenemeyecek bir şekilde. Çok net hem de yani o kadar hiç çekinmeden de hem de çıkıp bir yargı kurumunu, en üst yargı kurumu tartışmaya açıyor. Böyle bir hükümet anlayışı olabilir mi yani? Hukuk yarın size de gerekli yani. Ama yok diyorlar. Kürtler ve sosyalistlere hukuk yok. AKP ve MHP hukuk var diyene yok.
Öyle bir şey yok yani. Hukuk herkes için olması lazım. Eğer sen hukuku kendin yandaşlık zihniyetiyle hukuka ele alırsan, sadece benim için hukuk değil, başkasına hukuk tanımazsan, yarın o tanımadığın hukuk gelip seni de bulur yani. Telefon yasağı, rutin ineleyen sürekli suç işliyorlar aslında yani. Yasaya değmeyen karar veriyorlar. Anayasa ve yasa yetkilerinin dışına çıkıyorlar. Yani kendi görevini sözleşmeyle bağlı olduğun 12, 12. maddesini uygulayabilirsin yani. Geçmişte uyguladın, başka ülkede uyguluyorsun. Bu kadar bariz bir insanlık dışı bir ceza rejimi var, ceza infaz rejimi var orada. Ve sen bu tavsiyelerin yerine getirilmiyor. Buna rağmen sen oyalamaya, göz yummaya devam ediyorsun. Yani bu noktadan sonra yani Spit'in misyonu da tartışma konusu. Kendileri tartışma konusu yaptırıyor. Görevlerini ya uygulasalar niye tartışma konusu olsun? Avrupa Bakanlar Komitesi endişe verici bir durum yani. Türkiye 2021'de aldığın ara karar var. Türkiye diyorsun ki mevzuatı değiştir. Ceza indirimine git diyorsun. Türkiye buna uymuyor. Uygula 46'ya 4'ü uygula Türkiye'yi takibi al. Onlar da böyle gündemden düşürme, zaman yayma şeyine giriyorlar. Yani gerçekten biz hukuki açıdan müsteriyiz çünkü üzerine düşünce her şeyi yaptık yani. Birleşmiş Milletler'e gittik, Spiti'ye her yıl düzenli başvuruda mesela 2023 yılında 4 başvurumuz var Spiti'ye. Raporunu açıkla, ona iki madde uygula diye 4 kere başvuruda bulunmuşuz. Birleşmiş Milletler'in açık tedbir kararı var. Anayasa Mahkemesi'ne 23 daha önce 8 şimdi 31 tane başvurumuz var 2014'ten bu yana. Hepsi zamana eğilip oyalanıyor. Yani bütün hukuki açıdan her şey yapılmış ve ama hükümet sanki duvara söylüyorsun bir şey yapmıyor yani. Çok net yani BM kararı çok net, Spiti raporu çok net, Anayasa Mahkemesi kararı, AİHM kararı 18 Mart çok net. Yani daha ne söylesinler ya? 25 yıldan fazla ceza olmaz diyor. Sayın Öcalan'ın cezası 25. yılına girmiş. Bir, bunu fırsata çevirebilirsin. Kendi bu infaz kaos rejimini düzeltebilirsin. Hukuka uygun hale, sistemini hukuka uygun hale getirmek için bir vesile. İmralık kapılarını açıp demokratik çözüm yoluna dönüştürmek için bir vesile. Al sana vesile işte, al sana gerekçeler. Hukuken de önüne gerekçe koyuyoruz. Diyoruz ki işte bunları da dayanarak da sen elini kolay, hükümetin eli çok kolay. Yani AİHM kararı var, BM kararı var, Spiti raporu var. Yani biz sana demiyoruz ki şey hukuka uygun davran diyoruz sadece. Bunları gerekçe yapıp sadece hukuka uygun davransa bile yani hukuki ve siyasi seçeneği devreye koyabilir. O kadar zemin, koşullar buna uygun. Ama tecrit ve askeri seçenekte ısrar ediyor yani. Yani bizim yaptığımız ona uygun tüm hukuki ve siyasi seçenekleri ortaya koymuşuz yani. Rahatlıkla bunlara dayanarak bir süreç başlatabilir. Rahatlıkla buna dayanarak işte 25 yılı doldurmuş Sayın Öcalan. Özgür, sağlık ve özgürlük ve güvenlik hakkının rahat zemini var, hukuki zemini de var. Yani bu zeminden yararlanarak siyasi çözüm zemini de var. Çünkü Sayın Hocam zaten demokratik çözüm ve barış için yaşıyor, direniyor, tecihte dayanıyor. Yani bunun amacı, varlık sebebi bu. Orada o konumda duran bir insan var çözüm için makul, asgari makul talepleri, yani fazla bir şey de istediği yoksa Öcalan yani hukuk uygulansın diyoruz. Burada mesele şu yani Türkiye'de gerçekten demokratik çözüme, barışa karar verecek bir siyasi irade yok yani. Ortaya çıkmıyor yani. Özal'la çözmek istediği Özal'ı götürdüler. Erbakan'la çözmek istediği Erbakan darbe yaptılar. Ecevit'le çözmek istediği Ecevit'i felç ettiler. Erdoğan'la çözmek istediği Erdoğan'da bastırdılar, teslim aldılar. Yani Erdoğan çözemez, çözdüremez dediler. Gizli Büyükanıt'la gizli görüşmesi nedir? Niye açıklayamam diyor. Orada Erdoğan'a dediler, açık dediler, Kürt meselesine dokunmayacaksın, iktidarda kalacaksın. İktidar karşılığında Kürtlere böyle bir anlaşma yaptılar. O zaman AKP'yi kapatma, AKP'ye yol vereceğiz. Buna karşısında Kürtlere karşı düşmanlık siyaseti güdeceksin. Bu şekilde iktidarda kalıyor. Denklem böyle kurulmuş. O da iktidarda kalmak için Kürt'e vuruyor. Kürtlere saldırıyor. Onun üzerinde lemalanıyor. Milliyetçiliği körüklüyorlar. Tecrit üzerinden, savaş üzerinden milliyetçiliği geliştiriyorlar. O yüzden ama eninde sonunda gelecek nokta demokratik çözüm ve barıştır. Çünkü dünya böyle çözmüş bu sorunları. Bütün dünya tarihinde etnik meseleler demokratik çözüm ve barışla sonuçlanmış yani. Ki hocanın orada o konuda olması büyük bir fırsattır yani. Yeter ki bir siyasi irade ortaya çıkmalı değil mi? Çıkmıyor. O zaman çıkmıyorsa alternatifler var. Sayın Hocam üçüncü yolu niye önerdi? HDP'yi niye önerdi? HDK'yi niye önerdi? İktidara gelsin diye.
Yani Zeytin Dalı örneği verdi, İspanya Demokratik Anayasa %70-80'lere kadar çıkarın dedi yani. Yani burada nokta sorun, biz demek ki siyasi mücadeleyi iyi veremiyoruz. Yani çünkü %15'lerde, %16'lardan %13'lere düşüyorsak biz başarısızız yani. Bizim %20'lere çıkarmamız gerekir. Bu da biz, bu niye üçüncü yol dediği HDP dediği, şunu şu açıdan diyorum. Yani Türkiye'deki bu siyasi irade boşluğunu doldurması içindir yani. HDP iktidara gelirse ne olur? Siyasi irade boşluğu doldurur, bu geri anayasa ve sınırlar hukuku uygular. Öcalan'ın İmralı Kaplan'ı açır, mesele çözülür yani. Ya da devlet ve hükümet irade gösterecek ya artık bu işin yolu yok yani. Öcalan orada çok makul sorunu çözecek, herkese kazandıran bir konumdadır. Demokrasi çözümü, barış herkese kazandırıyor. Çözümsüzlük siyasetinde ısrar etmesi, tekçi devlet anlayışına ısrar etmesi, demokratik açılıma, çözüme gelmemesi. İşte burada kaybediyor. Gençlik kaybettiği gibi haklara da kaybediyor. Hepimiz kaybediyoruz. Ama ekonominin geldiği durum ortada, görüyoruz. İmralı kapıları açıldığı zaman böyle miydi? Yok, işçinin memurun maaşı da yüksekti. Ekonomik durumda refah da vardı. İnsanlar medenice konuşabiliyorlardı mesele nasıl çözülür diye. Yapıcı bir döneme girmişti. Yani herkes tartışabiliyordu, konuşabiliyordu şimdi. Ne oldu? Peki bu 8 yılın kaybını kim, hesabını kim verecek? Türkiye bu 8 yılda neler kaybetti? Neden İmralı kapılar kapalıldığı zaman Türkiye ne kaybetirdi? Bunun hesabını kim verecek? Mesela odur yani. Mesela aklı selimle hareket etmektir. Kazan kazan politikasına gelmektir. Kazan kazan demokrasi çözümü, barış kazan kazan politikasıdır. Çatışmacı, o çözümsüzlük politikası da kaybet. Bizler kaybedeceğiz. Kürtler kaybedecek, Türkler kaybedecek. Kimler kazanacak? İşte Rusya taviz koparacak. Yunanistan taviz koparacak. ABD taviz koparacak. Almanya, Avrupa ülkeleri Türkiye'den taviz koparacak. Onlar kazanıyor, biz kaybediyoruz. İşin özü bu yani. Haklar kaybediyor yani. Devlet de kaybediyor yani. Beka dedikleri mesele bu yüzden işte. Çözüme gelmedi mi beka sorunu da ortaya çıkıyor yani. Kürtlere yaptığı bu haksızlığı yüzleşmesi gerekir yani. Hakikatleriyle yüzleşme zaten ayrı bir mesele. Fakat bunun için çok önemli bir fırsat verildi. Öcalan Yunanlı da bu konumda yani. Öcalan çözüm konumdadır yani. Başkası gibi değil yani. Çözebilirsin yani. Çok kolay yani. Bir haftada çözer dedi Sayın Öcalan'ın son görüşmesinde. Çünkü hazırlıklı. Mesela bu iraden ortaya çıkmasıdır. Eğer bu devlet ve hükümet içinde böyle bir irade çıkmıyorsa umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Aklı selim birdir. Halklar doğru yolda, üçüncü kendi partisini iktidara getirerek bu geri anayasaları da değiştirebilir. Demokratik bir Türkiye'de yaratabilir. Demokratik bir ortamda da bizim elimizdedir, halkların elindedir. 2024 yılının artık çözüm yılı, hukukun ve Sayın Öcalan tecrit tanımlarken şöyle demişti. Tecrit, hukuki ve siyasi seçeneğin devre dışı bırakılması, askeri seçeneğin devreye konulması, güvenlikçi siyasetin devreye konulması demek. Artık bu siyaset ülkeye getirdiği durum. Güvenlikçi siyasetten vazgeçmek lazım. Hukuki ve siyasi seçeneği devreye koymak lazım. Eğer işte 2024 yılı buna müsaittir. Bak, hukuki açıdan verilmiş kararlar var. AYM kararı var, BM kararı, SPT raporları var. Ve Türkiye'nin imzaladığı BM sözleşmeli, Avrupa sözleşmeli, onların gereklerini yerine getirse bile sorun çözülür. Yani bu açıdan 2024 yılının hem Kürt sorunun çözümünü hem hukuk devletine giden bir yıl olmasını istiyoruz yani. Hukukun üstünlüğüne, BM mevzuatını BM Avrupa'ya uyarlamış, Öcalan'ın da bu konuda kapılar açarak Öcalan'la birlikte bu sorunu çözmüş bir yıl olmasını diliyoruz.